Şimdi sizi pek çok kişinin hayalini kurduğu olayı gerçekleştiren bir kadınla tanıştıracağız. Adı Aydan Ayarcılar. Henüz 30'lu yaşların başında ve yaşı kadar ülke gezip gördü. Üstelik bunu her ay maaşından ayırdığı küçük bir parayla yaptı. İşte Aydan Ayarcıların rüya yolculukları. Maceraperest bir ruhla başladı. Herkesin hayalini kurduğu ama bir türlü hayata geçirmediği şeyi yaptı. Maaşından artırdığı parayla tam 32 ülke gezdi. Aslına bakarsanız bence o kadar ciddi paralara ihtiyaç yok. Modern seyyah Aydan Ayarcılar hem gezip gördüğü yerleri hem de ucuza dünyayı gezmenin formülünü Magazin 8'e anlattı. En son 5 hafta Güney Amerika'ya gittim. Aydan Ayarcılar 37 yaşında. Bütün insanlar gibi yaşamak için çalışmak zorunda olan bir bilgisayar uzmanı. Sabah 8, akşam 5 ve genel olarak da mesaiye dayanan bir yoğun bir iş hayatım var. Onu kalabalığın içinden sıyırıp öne çıkaransa pek çok kişinin hayalini çok düşük bütçelere gerçekleştirmiş olması. Aydan Ayarcılar modern zaman seyyahlarından. Kitap okuyarak ve çeşitli ülkeleri, merak ettiğim ülkeleri araştırarak geçiriyorum ki oralara gittiğimde önceden hazırlığımı yapmış olayım. Biraz elimde bir rota olsun ya da bir bilgi birikimim olsun. Eminiz biz bu görüntüleri ekranlarınıza getirirken siz maliyet hesabı yapıyorsunuz. Ama Aydan Hanım'ın 3 kıtada 30 ülkeyi sadece maaşından artırdığı paralarla gezdiğini söylesek... Kampanyaları takip edip uçak biletlerimi alıyorum. Sonra da yola çıkıyorum ve geziyorum. Bir sabah Güney Amerika'da donmuş bir şelalenin üstünde uyanıyor. Bir sabah Peru'da yerlilerin sesleriyle. Her gezden sonra kendinizi biraz daha değişmiş buluyorsunuz ve aslında her gezde, her yolda kendinizi biraz daha bulabiliyorsunuz. Şöyle, işte ben bunu yapmam, bunu yemem, işte burada kalmam dediğim çoğu şeyden artık vazgeçtim. Gelelim işin maddi kısmına. Sadece bir maaşla ve o maaşın sadece belirli bir kısmıyla dünya nasıl gezilir? Aslına bakarsanız bence o kadar ciddi paralara ihtiyaç yok. Dediğimiz gibi Aydan Ayarcılar maaşından ayırdığı küçük bir bütçeyle 32 ülke gezdi. Çünkü seyahat bütçesini düşürmenin yolunu buldu. İşte kendi biletimizi alıp kendimiz yola çıkalım, kendi otelimizi bulalım gibi biraz maceraperest bir ruhla başladı. Bu para biriktirme sistemini kurduktan sonrası kolay. Sakın yıllık iznim bu kadar gezmeye yetmez diye bahaneler yaratmayın. Aydan Ayarcılar nasıl gezilir, ne kadar para harcanırın yanı sıra tatil süresini uzatmanın yolunu da bulmuş. Alabildiğim yıllık izinlerimi mümkünse bir bayramla birleştiriyorum bayram tatiliyle. Bu da seyahat süremi uzatıyor. Aydan Ayarcılar ayağının tozuyla Güney Amerika'dan döner dönmez Magazin 8 ekibiyle buluştu. 5 haftalık seyahat bakın nasıl geçmiş. Güney Amerika gezginlerin zaten böyle biraz haç yolu diye geçiyor. Hani öyle bir meşhur şeyi var, özelliği var. Her yeri macera doluydu diyebilirim. Bolivya'da ölüm yolunda bisiklet sürmek inanılmaz keyifliydi. Amazonlar başlı başına bir rüya gibiydi. Tanzanya'yı da unutamamış Aydan Ayarcılar ama anıları pek iyi değil. Tanzanya'da gerçekten gece dışarıya çıkmayın uyarısı vardı. Gece dışarıya çıkmamaya çalıştık ama bir yerden dönerken bir gün otelimize dönmeye çalışırken hava karardı ve biz sokakta kaldık ve elimden telefonumu almaya çalıştılar. Böyle bir arbede yaşadık sokakta birileriyle. Bu tip olaylarda maalesef yaşayabiliyorsunuz zaman zaman. Daha İstanbul'a yeni döndü ama şimdiden yeni rotasını belirlemiş bile Aydan Ayarcılar. Şimdi Kurban Bayramı'nda Vietnam'a gideceğim. Heyecanlı onu bekliyorum.